Beynim. Efendim? Beynim. Benim. Ala Resulüne salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve seyyidina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Üçüncü remiz. Ey insan! Fatır-ı Hakîm'in senin mahiyetine koyduğu en garip bir halet şudur ki, bazen dünyaya yerleşemiyorsun. Zindanda boğazı sıkılmış adam gibi of of deyip dünyadan daha geniş bir yer istediğin halde bir zerrecik bir iş, bir hatıra, bir dakika içine girip yerleşiyorsun. Koca dünyaya yerleşemeyen kalp ve fikrin o zerrecikte yerleşir. En şiddetli hissiyatınla o dakikacık, o hatıracıkta dolaşıyorsun. İnsanın hallerinden bahsediyor. Cenab-ı Hakk'ın bizim mahiyetimize koymuş olduğu, aslında istat ve kabiliyet itibariyle baktığımız zaman, yani derslerde bunu ifade ediyoruz, yani insan bu alem için değil. İnsan ebedi alem için ve ahiret için de namzet olarak yaratılmış, değil mi? Yani insanın mahiyeti bu. Nihayetsiz istatları var, kabiliyetleri var. Nihayetsiz hayra, nihayetsiz şerre. Koordinatları dünyanın sınırlarını da aşıyor, değil mi? Ukba aleminde, yani istifade etme noktasında Cenab-ı Hak insanı bu şekilde halketmiş. Hangi istadını, hangi kabiliyetin, hangi özelliğini konuşacak olursak olalım, hiçbirisinin bu dünya için olmadığını görürüz. Fakat bununla beraber insanın bazı halleri var. Ondan bahsedecek. Zaten okuduğumuz kısım başlangıçtı. Neden böyle oluyor? Onları da biraz konuşmuş olacağız. Tekrar okuyalım. Ey insan! Fatır-ı Hakîm'in Cenab-ı Hak hikmetle halketmiş, yaratmış, senin mahiyetine koyduğu en garip bir halet, bir hal. Nedir o en garip? Yani biri diğerine ters olduğu için, biri diğerinin devamı değil, ondan dolayı garip oluyor. Biri diğerinin tamamen neyi? Tersi. Bazen dünyaya yerleşemiyorsun. Ne demek yani? Dünya o insana dar geliyor. Bu dünyadan tabiri diğerle daha geniş bir alem istiyorsun. Yani beka olsun, ebed olsun, cennet olsun, sema tabakaları olsun. Bu dünya olmasın da neresi olursa olsun gibi insan bu dünyadan daha geniş bir alemi ne yapabiliyor? İsteyebiliyor. Burada şunu da ifade etmiş olalım. Bir dünya var. Bir de her bir insanın kendi dünyası var. Aslında burada konuştuğumuz her bir insanın kendi dünyası. Diyelim ki bu dünyanın merkezi işte güneştir. Ama her bir insanın kendi dünyasının merkezi kendi şahsıdır. Kendi halidir, kendi ahvalidir. Kendi dünyasını şekillendiren veya renklendiren kendi duygularıdır. Kendi fikirleridir, kendi düşünceleridir. Aklıdır, kalbidir, ruhudur, nefsidir, vicdanıdır. Ve buralara koyduğu şeyler, yani aklına ne koymuşsa, dünyası ona göre şekillenir. Kalbine ne yerleştirmişse, dünyası ona göre şekillenir. Kendi dünyasından bahsediyoruz. Mesela yani kalbine imanı koyan birisi. O zaman onun dünyası ona göre ne yapıyor? Şekilleniyor. Nur ve nurani bir hale giriyor. Veya hapiste dahi olsa cennetlerde seyir ve seyahat eden bir şekle giriyor. Yani birden alem ne yapıyor? Genişliyor. Aynı kalbe Allah muhafaza etsin küfrü yerleştirecek olsanız bu sefer ne olur? Birden daralır. Yani dünyada dahi olsa o insan dünyanın hiçbir şeyi onun tatmin etmeyeceğini görecek ve bunalacaktır.
olacaktır. Yokluğu düşünen insan hiçbir zaman rahat edemez. Bu insanın halleri, insanın kendi şahsını, kendi hayatını, kendi şahsi alemini şekillendiren, onun kendi dünyasına yerleştirdiği ne varsa onlardır. Mesela Risale-i Nur perspektifinden, penceresinden hadisata nazar etmek. Bu şekilde olabilmesi için kendi dünyasına Risale-i Nur'dan bir şeyleri yerleştirmiş olması gerekiyor. Yoksa nasıl bakacak? Bakamaz. Hadisatlı nurlu görmek, hadisatlı müjdeli görmek, istikbali berrak görmek, şeffaf görmek, hadislerin ve Kur'an'ın ayetinin ışığında her şeyi nur ve nurani görebilmek, o dünyaya hadislerden, Kur'an'dan bir şeyler yerleştirmekle alakadardır. Aşağıda bunları ifade edecek. Şimdi tekrar başa dönelim. İnsanın bir halinden bahsediyoruz. Nedir o hal? Bazen dünyaya yerleşemiyoruz. İnsan bazen bu hale giriftar olur. Bu yani her insanda olabilecek bir şeydir. Bir hadise onu öyle bir tahrik eder ki, öyle bir hareket ettirir ki belki elinde her şey vardır ama sanki hiçbir şey yokmuş gibi, ne diyecek? Zindanda boğazı sıkılmış adam gibi. Of of deyip dünyadan daha geniş bir yer istediği halde. Şimdi böyle bir haldeyken aynı insan, aynı insandan bahsediyor. Farklı bir insandan bahsetmiyor. Yani bir insan var ki böyle düşünüyor. Dünyadan daha geniş, dünyaya hiç kıymet ve ehemmiyet vermiyor. Dünyayı da umursamıyor. Öyle değil. Bir insan var ki hem o dünya içerisinde daralıyor, sıkılıyor, geniş yer istiyor, hem de aynı insan bir zerrecik bir iş, yine dünyanın içinde bir zerrecik bir iş, bir hatıra, bir dakika içine girip yerleşiyoruz. Yani sanki o dakikadan başka dakika yok. Sanki o işten başka iş yok. Sanki o hatıradan başka hiçbir hatıra yok. Bütün akıl, fikir, zihin tamamen dönüp dolaşıp gelip ne yapıyor? O dakikada, o hatırada, o anda birleşiyor. Bu ne demektir? Koskoca dünyayı elinin tersiyle iterken dünyanın içerisindeki küçücük bir işte, küçücük bir zerrede ne yaptın sen aslında? Oldun. Mantıken baktığın zaman işte garip bir halet dediği bu. Yani şaşılacak bir şey. Ya Allah Allah. Dünyayı istemeyen, daha geniş yeri isteyen dünyanın hiçbir şeyine tenezzül etmemesi lazım. Hiçbir şeyine tenezzül etmemesi lazım. Ama bakıyorsun ki öyle değil. Aynı insan dünyayı bir taraftan elinin tersiyle iterken diğer taraftan dünyanın en küçük işini sanki bütün dünya gibi büyük bir iş olarak görüp onun içerisinde boğulabiliyor. Her şeyini feda ediyor ama bakıyorsun ki küçük bir meselede feryadı figanı koparmış, hiç adeta orada hiçbir şeyini feda etmiyor. Garip halet bu. Garip halet. Feda ettin mi? Bitti. Yani geri dönüp hesap yapamazsın artık. Yapman da doğru olmaz. Eğer yapıyorsan işte garip bir haldir bu. Garip bir hal. Demek ki peki niye bunu anlatıyoruz? Niye bunu konuşuyoruz? Bu bir imtihan. Şimdi konuşacağız onları. İnsanın isterseniz orayı konuşup ondan sonra buraya dönelim. Bu nereden kaynaklanıyor? Sebebi ne? Bir taraftan bütün her şeyi feda ederken diğer taraftan küçük bir işe hiçbir şeyi feda etmiyorsun. Nereden kaynaklanıyor? Okuyalım. Böyle bir bardak da su olursa da hayırlı olur yani. Yani faniyiz. Ses de gidebilir. Değil mi? Su ona hizmet edecek inşallah. Ve keza şimdi ifade edecek. İnsanın vücudunda birkaç daire var. Bu daireleri anlamazsak bu haleti anlayamayız. Bu daireleri anlamamız lazım. Birkaç daire var.
Çünkü hem nebatidir, hem hayvanidir, hem insanidir, hem imani. Mevzu bu. Hasan abi, iyi bakmanız lazım. Bir insan öyle bir halet ruhiyeti vardır ki, öyle bir hali vardır ki bitkisel özellik gösterir. Bitkisel özellik. Ne hissi vardır, ne hevesi vardır, ne ruhu vardır, ne hayatı vardır. Tabiri diğerle odun gibidir yani. Odun da bitki ya. Hiçbir şeyde hissini, hevesini, nefsini kullanmaz. Veya anlamak ve idrak etmek noktasında da hiçbir şey yoktur. Veya sadece cismiyle ilgilenir, başka hiçbir şeyle ilgilenmez. Bir boyut bu. İnsanın nebati boyutu. Diğer boyut hayvanidir. Hayvani dedin mi? Bak, bitkiden hayvana doğru gel. Hayvanın bitkiden farklı olan özellikleri nelerdir? Nefsi vardır, hissi vardır, hevesi vardır, ruhu vardır. Cismiyle beraber bir de bunlar var. Farklı bir şeyler takıldı. Hayvani dediğim insanın hayvani özelliği, hayvani dairesi dedik mi, bu insan burada hissiyle, hevesiyle, nefsiyle yaşar. Nefsiyle yaşar. Yani hissi, hevesi, nefsi olmayan hiçbir şeye iltifat etmez. Hissi tatmin oluyorsa oradadır, nefsi tatmin oluyorsa oradadır, zevki tatmin oluyorsa oradadır, onun haricinde hiçbir şey onu alakadar etmez. Bu da oldu ikinci daire. Bakın, bitkisel daire ile hayvani daire arasında ne kadar fark var. Birisinde bunların hiçbirisi yoktu, diğerinde tam tersi bambaşka şeyler başladı. Bitkilerin kendi arasında kavga dövüşü var mıdır? Yok. Hayvanların var mı? Çok. Anladınız mı? Bakın hepsi var. Hepsi var. Ne oldu? İnsanda da bu daire ne olur? Hükmünü icra eder. Daha başka bir daire insan için. İnsani daire. İnsanın insani dairesi ne ile başlar? Bitkiden, bitkisel daireden hayvani daireye, oradan insani daireye. İnsanı insan yapan en önemli unsur, en önemli şey nedir? Onun aklıdır. Aklıdır. Bu sefer muhakeme devreye giriyor. Her şeyi inceler, her şeyi tetkik eder, her şeyi araştırır. Akıl, mantık ve muhakeme çerçevesinde. Muhakeme çerçevesinde. Akıl ise zahire bakar, dışa bakar, içi görmez. İçi görmez. Madde üzerine her şeyi inceler, maddeden ötesi onu da ilgilendirmez. Bakın burada hayvaniyetten daha bir üst mertebeye çıktı ama tam mıdır? Daha tam değil. Eksik, eksik. Çünkü akıl aslında nedir? Süpürge gibidir. Vesveseleri, işte olacak mı olmuyor, acaba bunları silmek ve temizlemek içindir. Muhakemesini onun için yapar. Araştırmasını onun için yapar. İncelemesini onun için yapar. Sonuca ulaştı mı onu uygular veya uygulamaz. Ayrı bir şey. Ama sonuca ulaştı mı vesvesesi de gider. Vesvesesi de gider. Ha. Bu insanın insani dairesi. Bu dairede insan da hükmedebilir mi? Hükmeder. Hükmettiği zaman sadece akıl noktasındadır. Madde planındadır. Yüzeyseldir. Zahire bakar. İç aleme nazar etmez. Bu da oldu üç. Dördüncüsü imani. Bu sefer devreye ne girdi? Dördüncü olarak insanın kalbi girdi değil mi? İman nereyle alakadar? Kalp ile alakadardır. Kalp ile alakadardır. Devreye iman girince, kalp dairesi hükmedince bu sefer mevzu ne oldu? İyice açılmış oldu. İyice açılmış oldu. Biraz önce sadece madde planındaydı. Sadece zahirdeydi. Değil mi? Sadece muhakeme cephesiydi. Bu sefer kalbi devreye girince bu sefer muhabbet de devreye girdi. Bir. Sadece dış değil,
içe de nazar eder. 2. Maddi alemden öte manevi alemler ona açılır. 3. Bakın böyle imani dedi değil mi? Dünyası ne kadar genişler? Ahiret boyutlarına varıncaya kadar. Değil mi? Sema tabakalarına varıncaya kadar. Kader şeyleri, defterleri, levh-i mahfuzdur. Değil mi? Meleklerin bulunduğu alemlerdir. Cennet, cehennemdir. Ne kadar alem varsa hepsine ne yapar? Kalbiyle nüfuz edebilir. Kalpteki de iman. Şimdi bakın en basitten, nebatiden, hayvaniye bir üst mertebe, insani ondan da üst mertebe, en üst mertebe imani, onun da üstü meleki. Yani imanla beraber meleki. Tamamen yani cismi olmakla beraber nur ve nurani bir hayat. Tamamen kendisini, meleki dedim ortaya da şudur, şu çıkıyor. Tamamen kendisini Cenab-ı Hakk'ın emirlerine amade kılar. Yapmış olduğu ne kadar vazife, fiil, icraat varsa karşılığında zerre kadar hiçbir şey beklemez. Bu meleki hayat. Yani imanın bir üst boyut. İmanla beraber meleki hayat. İnsanla ilgili konuşuyoruz. Yoksa meleklerle ilgili konuşmuyoruz. İnsanın meleki boyutu. Burada zikredilmiyor da başka bir yerde zikredildiği için burada ben onu ifade etmeye çalıştım. Dolayısıyla bu dört daire insanın hayatında hep olan dairelerdir. İnsan bir günde, onu konuşacağız zaten. Devamında öyle geliyor. Okuyayım isterseniz. Evet. Halaka lana ma fil ardi cemia, ya istinaden. İnsanın mideyi hayvaniye ve nebatiyeye münhasır olduğunun zannıyla galat ediyor. Sonra bütün gayelerin, pardon, bazen de 24 saat zarfında, 24 saat zarfında, bunu biraz üzerinde duracağız, 24 saat zarfında her dört tabakada muamele vaki olur. 24 saat zarfında, yani bir insan, yani bir insanı tutup da ya şu insan var ya nebati hayat mertebesinde yaşıyor, öyle yok. İşte öyle değil. Şu insan var ya sadece hayvani hayat mertebesinde yaşıyor, öyle yok. Bir insan, yani mümin olandan, biz diğerlerini konuşmayalım da, mümin olan bir insandan, çünkü kendimizle alakalı konuşmamız lazım. Mümin olan bir insan için, yani ben artık İmani mertebede hayatımı idame ettiriyorum derse yanlış yapar. Çünkü o insanın hissi var, hevesi var, nefsi var, aklı var. Bunlar her zaman ne yapıyorlar? Hükmediyorlar. Bir insan 24 saatlik zarfında yeri geldiği zaman bitkisel özellik gösterir. Yeri geldiği zaman hayvani özellik gösterir. Yeri geldiği zaman sadece böyle akıl, mantık, muhakeme, İnsani özellik gösterir. Yeri geldiği zaman imani özellik gösterir. Asıl mergub olan nedir? Hep imani özellik göstermesidir. Ama hisler hep gider gelir. Ne demek yani? Durmadan bir halden bir hale geçer. Biraz önce okuduğumuz derste, yani insanın işte en garip hali neydi? Dünyaya yerleşemiyorsun dedi. Zindanda boğazı sıkılmış adam gibi of of deyip dünyadan daha geniş bir yeri istediğin halde bir zerrecik, bir iş, bir hatıra bir dakika içine girip yerleşiyorsun. Niye bu değişiklikler, niye bu halet ruhiyeler durmadan gelip gidiyor? Ha, biz imtihandayız. Bütün cihazlarımız çalışıyor. Aklımız da çalışıyor. Hissimiz, hevesimiz, nefsimiz de çalışıyor. Kalbimiz de çalışıyor. Diğer duygularımız da çalışıyor vesselam. Her bir duygunun kendisinin fıtratımıza zerk ettiği bir mana var. Nefis eğer terbiye edilmemişse emmare olarak meydana çıkacak, seni ne yapacaktır? Günahlara doğru sürükleyecektir. Akıl nurunu, kuvvetini, ziyasını kalpten almıyorsa, kalple herhangi bir irtibatı yoksa, maddi alemde seyredecektir. Mana boyutuna hiç nazar etmeyecektir. Bütün bunların hepsi nedir?
tehlikedir, vartadır. Sıkıntı bunlar. Sıkıntı. Peki olması gereken şey nedir? Nefsin terbiyesidir. Kalbin, aklın terbiyesidir. Kalbin terbiyesidir. Tabiri diğerle bütün duyguların aslında baştan sona terbiye edilmesi gerekiyor. Bir insan ki hep imani hayat üzere yaşıyor. İşte Üstad Hazretleri Ali Ulvi abi anlatırken tarihçi hayatın başında ön sözde de Asay Musa'nın başında da var. Ne diyor? Onun için bütün mevsim ılık gölgeli bir yaz. Nasıl oluyor bu iş? Bir insanın hayatında hem sonbahar var, değil mi? Sonbahar gibi haller var. Hem kış gibi haller var, hem yaz gibi haller var. Hem ilkbahar gibi haller var. Her türlü hal olur. Her türlü dert, tasa, sıkıntı. Ama en şiddetlisi Üstad Hazretlerinde. 80 küsür senelik ömründe dünya zevklerine ama hiçbir şey bilmiyorum diyor. Ömrü zindanlarda, hapishanelerde, değil mi? Çilehanelerde. Allah Allah. Sürgünlerde, tarasutlarda, zehirlenmeler. 28 senelik hayat böyle geçiyor. Ama böyle en şiddetli, en sıkıntılı bir hayat onun dünyasında nedir? Bütün mevsim ılık gölgeli yaz. Nereden kaynaklanıyor? Ya hayatın tamamını eğer iman ile, imani nazarla, imani bakış açısıyla değerlendirecek olursanız hiçbir sıkıntı yok, hiçbir problem yok. Hep dalgaların üzerinde insan ne yapar? Gezer. Hep dalgaların üzerinde yürür. Ama imani nazarla bakamayacak olsa, bütün haletini iman ile boyayamayacak olsa, yeri geldiğinde sadece akıl hükmedecek. Ki akıl kalbin hizmetçisidir. Hükmetmemesi lazım, edememesi lazım. Kalpten bütün emirlerini alması gerekiyor. Kalpten bütün ışığının nurunu alması gerekiyor. Kalple irtibatı kestiğiniz an akıl hükmedecek. O insan sanki hayatında öyle bir hal, öyle bir tavır sergileyecek ki sanki maddeden başka hiçbir şey yokmuş gibi. Veya hissi, hevesi, nefsi hükmedecek. Aklını da kalbini de baskılayacak. Sanki o dünya, o insanın hayatında haşa günahlardan başka bir şey yokmuş gibi bir hal olacak yani. Evet, imtihan var. Bunlar yeri geldiği zaman hep ikide bir hükmedecekler. Ama onları baskılayacak, onları tabiri diğerle hizmetçi haline getirecek bizim kalbimizdir. Kalbe yerleştirilen iman nurudur. Bu iman nuru kuvvetlendikçe ne yapacaktır? Onları harekete geçirecektir. Ondan dolayı Üstad Hazretleri zannediyorum 22. lem'ada bir ifade kullanır. Der ki imanın kuvveti lakaytlığa, ibadetin iştiyakı sefaate hakim olması gibi. Önemli bir nokta. İman ne kadar kuvvetlenirse, hani bugün lakaytlık dediğimiz, dinde lakaytlık misal, değil mi? Dinde lakaytlık. Özellikle dinde lakaytlık. Toplumun her kesiminde bu nedir? Vardır. Namazı önemsememek, kıymet ve ehemmiyet vermemek, değil mi? Günde 5 vakit namaz. Cenab-ı Hakk'ın emri. Emri. Hatta bazı hadisler var ki, yani namazı kılmayan bir insan günah-ı kebair işlemiş gibi. Değil mi? O gibi şeyler var. Cenab-ı Hakk'ın diğer emirleri, hayata tatbik edememe, ister ticarette ister başka bir şeyde. Bu nereden kaynaklanıyor? Dindeki lakaytlıktan. Peki dindeki lakaytlığın sebebi ne? İmandaki zafiyet. İman ne kadar güçlü olursa, ne kadar kuvvetli olursa, dindeki lakaytlık ne yapacak? O kadar azalacak. Bir. İkincisi, bir insan ibadetinde ne kadar iştiyaklı olursa, yani namaza öyle bir duruşu var ki, öyle bir başlayışı var ki, Kur'an'ı öyle bir okuyuşu var ki, ibadet. İbadet dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın emrettiği bütün vazifeler. Her bir vazifeyi
aşkla şevkle yapıyor. İştiyak dediğimiz bu. Aşkla şevkle yapıyor her bir vazifeyi. İşte Cenab-ı Hakk'ın emrettiği her bir vazifeyi aşkla şevkle yapan bir insan günaha tevessül etmez. Aşkla şevkle yapılan ibadetler neye hakim oluyor? Günahlara. Dolayısıyla günahlar da devre dışı kaldı. Lakaytlık da devre dışı kaldı. İki şey bunu neticelendirdi. İmanın kuvveti, ibadetin iştiyak. Burada nebati olmak istemiyorsak, hayvani olmak istemiyorsak, sadece akıl noktasında düşünmek istemiyorsak, bütün hissimizi, hevesimizi, nefsimizi, her şeyimizi kalbin hükmü altına verip, imanın nuruyla ışıklandırıp, imana da hizmetçi yapmak istiyorsak, bu iki şeyi yaşamamız gerekiyor. Birisi imanın kuvveti, diğeri de ibadetin iştiyakı. İbadetin iştiyakı. İbadetin iştiyakını artıran şeyler, onu da söylemiş olayım, hususan imanı billaha dair olan şeylerdir. Bir insan Allah'ı ne kadar bilirse, bir insan Allah'ı ne kadar severse, bu hep böyledir. Seven sevdiğine her şeyini ne yapar? Feda eder. Ne kadar çok severse o kadar feda eder. Kaydedir, genel kaydı. Birisini ne kadar çok seversin. Fizanda dayı olsa çıkar gider. Hiç meşakkatmiş, dertmiş, tasaymış. Üstad Hazretleri diyor ya, bugün diyor, İmam Rabbani Ahmed-i Faruk'u değil mi? Hindistan'da hayattadır diye bir haber gelse ve ziyaretine bir davet vuku bulsa, bütün meşakkatlere katlanarak gideceğim diyor. Çünkü niye? Müceddidi Elf-i Sani, ikinci bin yılın müceddidi. Niye gitmeyeyim ki? Üstad Hazretlerinin dünyasında İmam-ı Rabbani hangi sırada? Değil mi? Öyle bir muhabbet, öyle bir keyif, öyle bir lezzet ki bütün meşakkatleri ne yapar? Sıfırlar. Sıfırlar. Ondan dolayı insan ne yapar? Sevdiğine, seven sevdiğine her şeyini feda eder. Ondan dolayı Üstad Hazretleri 20. mektubun başında değil mi? İmanı billah'tan sonra marifetullah. Marifetullah'tan sonra muhabbetullah. Yani ne kadar bilirsen Allah'a olan muhabbet o kadar artar. Muhabbetullah'tan sonra lezzet-i ruhaniye. Ruhun almış olduğu lezzetler. Ruh o lezzeti aldı mı? Soruyorum, ibadetini terk eder mi? Bırak terk etmeyi. Bu iştiyak onda öyle bir şiddetlenir, öyle bir yükselir, öyle bir yücelir ki işte hayatı tamamen ibadet üzerine geçer. Günahlarmış, şuymuş, buymuş, onlar dünyasında zerre kadar yer işgal etmez. Buradan da tamamen ne yapmış olur? Kurtulmuş olur. Aziz Allah. Burayı tamamen okuyacağım şimdi. Ve keza insanın vücudunda birkaç daire vardır. Çünkü hem nebatidir, hem hayvanidir, hem insanidir, hem imani. Tezkiye muamelesi bazen tabakayı imaniyede olur. Bakın, tezkiye, yani okuduğumuz kısım aslında insanın kendisini temizlemekle alakalı. Ben kendimi nasıl temiz tutabilirim? Tezkiye dediğimiz bu. Nasıl iman noktasında bir temizlik var mıdır her zaman? Vardır. Her zaman vardır. Değil mi? Bakın, Mutezile diyoruz. Değil mi? Cebriye diyoruz. Batıl mezhepler diyoruz. Niye batıl mezhep? İtikatta problemleri var. Temizleyememişler oraları. Farklı inançları, farklı itikatları olmuş. Farz edelim ki bizim batıl olan hiçbir inancımız yok. Peki biz imanın zirvesinde miyiz? Hayır. Her zaman yükselmek ve yücelmek noktasında önümüzde bir sürü merhaleler var. Dolayısıyla durmadan imanı parlatmak noktasında yapmamız gereken vazifeler var. Vazifeler var.
Yani bizim imanla ilgili lambamız, işte gücü sadece 100 watt diye böyle sabit bir şey yok. O bazı lambalar var ya, şey, düğmeyi çevirirsin ışığı da yükselir. Bizimki o cinsten abi. Çevirdikçe, yani marifet arttıkça, Allah'a olan marifet arttıkça iman ışığı da ne yapıyor? Otomatik olarak artıyor. Otomatik nereye kadar? Sonsuza kadar. Sonsuza kadar. İşte bu noktada bir kişi imanını hem işte şeytani, insi şeytani, insanlardan olan şeytanların vesveselerinden, değil mi, şüphelerinden, hilelerinden korumak ve muhafaza etmek noktasında bir tezkiye olması gerektiği gibi, bir de kemalat arşına yükseltmek noktasında, durmadan mertebe kazanmak noktasında bir tezkiye var. Bir tezkiye var. Ondan dolayı Üstad Hazretleri, yani Risale-i Nur'daki bütün deliller, bürhanlar, yani okunan imana dair olan bütün bahisler, imanın üzerine konan veya konma ihtimali olan o tozları silmek ve süpürmek ve temizlemek içindir. Temizlemek içindir. Temizleyince parlaklığı nedir? Yeniden gösterirsin. İbadete ay, bununla beraber ibadete olan iştiyak ve devam onu parlatır ve gücünü, kuvvetini gittikçe artırır. Değil mi? İşaret ricazdan hatırlayın. Akaidi ve imani hükümleri kavi sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadettir. İbadetlerdir. İbadetlerin temelinde bu var. Yani hep biri diğerine nedir? Takviyedir. Kuvvet veriyor. Kuvvet veriyor. Tezkiye muamelesi bazen tabakayı imaniye doğru. Sonra tabakayı nebatiyeye iner. Yani bazen de nebati hayat mertebesinde tezkiye olur. İnsanın yani temizlenmesi, güçlenmesi, kuvvetin bütün bu tabakalarda var. Bazen de 24 saat zarfında her dört tabakada muamele vaki olur. Biz şunu çok iyi bilelim. Çünkü mesela diyelim ki sabah kalktık, kahvaltı yaptık. Değil mi? İşte ne vardı diyelim? Peynir vardı, zeytin vardı, işte bal vardı, tereyağı vardı, şu vardı, bu vardı. Bunların içerisinde de kendilerine ait olan vitaminler, gıdalar var mı? Var. Bunları biz kahvaltı niyetine aldık, değil mi? Aldık. Vücudumuza girdi. Midemizde hazmolduktan sonra onların işte vitamin boyutu, vücudumuza gıda olan kısımları neyse vücudumuza ne yapıyor? Oradan tevzi ediyor, dağıtılıyor. Ama ne nereye gittiğini bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki vücudumuzun bir yerleri bu gıdadan gıdalandı. Sonra diyelim ki öğle yemeği yiyorsun veya akşam yemeği yiyorsun veya daha başka şeyler, fark etmez. Bütün bunların her birisinin alınan gıdalar bil bilme, fark etmez. Vücuduna fayda veriyor mu? Veriyor. Eline verir, gözüne verir, diline verir, kulağına verir, beynine verir, kalbine verir, ciğerine verir, dalağına, böbreğine, fark etmez. Hepsi bir yerlere ne yapıyor? Tevzi ediliyor ve gidiyor, dağıtılıyor. Aynen bunun gibi. Sabah namazının, manevi olarak düşünelim. Sabah namazının içerisine Cenab-ı Hak hangi manevi vitaminleri koymuşsa veya sabah namazının tesbihatına Cenab-ı Hak hangi manevi vitaminleri, gıdaları yerleştirmişse onları biz yaptığımız zaman direkt oralara ne yapıyor? Gidiyor. Bilelim bilmeyelim fark etmez. Öğle namazı hakeza, okuduğumuz Kur'an, işte kitaplar, her birisinden olan istifade, manevi olan istifadelerin her birisi bizim vücudumuza manevi gıda olarak ne yapıyor? Giriyor. Bilelim ki şu tezkiye, yani nebati boyut itibariyle olan tezkiye, nefsani, hayvani boyut itibariyle olan tezkiye veya insani boyut itibariyle olan tezkiye, bütün buralarda bu ibadetlerden gelen gıdaların rolü var. İbadetlerden elimizi gevşetmediğimiz müddetçe, gevşetmediğimiz, yani ibadetler beş vakit namaz değil sadece, okunan Kur'anlar, günahlardan uzak kalmalar,
tesbihatlar, tekbiratlar vesaire. Bütün bunlar cevşen mesela içine girebilir. Daha başka ibadet taatler ne varsa bize taalluk eden, mükellef olduğumuz vakti zamanı geldiği zaman yaptığımız ne ibadet varsa bütün bunların hepsi aslında vücudumuzda çok farklı bir tezkiyeyi sağlıyor. Mesela hacca giden insan bütün günahları affoluyor. Değil mi? Kul hakkıdır veya namaz hariç. Günahlar affoluyor. Cenab-ı Hakk'ın bir affı var. Doğru. Fakat haccın burada rolü yok mu? Haccın içerisine Cenab-ı Hak nasıl bir mana, nasıl bir keyfiyet yerleştirmiş ki o hacca müracaat eden, o hac farizasını yerine getiren bir insanın günahları affoluyor. Demek hacda öyle bir keyfiyet, öyle bir mana, Cenab-ı Hakk'ın yerleştirmiş olduğu öyle bir manevi gıda var ki senin neyin varsa tertemiz ediyor. Müthiş bir tezkiye değil mi? Sanki anadan yeni doğmuş gibi bütün duyguların uyanık bir vaziyete geliyor. Allah Allah. Bakın her birisine bunu ifade edebiliriz. İnsanı hata ve galata atan, insanı yani yanlışa sürükleyen nedir? Bu dört tabakadaki farkı riayet etmemektir. Dört tabakanın ne olduğunu bilmek lazım. Hangisine nasıl muamele edileceğini de bilmek lazım. Aradaki farkı ayırmak gerekiyor. Her birisi için çünkü farklı bir muamele var. خَلَقَ لَنَا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيَا'ya istinaden insaniyetin mideyi hayvaniye ve nebatiye münhasır olduğunun zannıyla galat ediyor. Yanlış yapıyor. Hataya düşüyor. Ne demek yani? Cenab-ı Hak yeryüzünü benim için halk etmiş. Ayet-i kerime. Yeryüzünü benim için. Yeryüzünde ne varsa onlar benim için. Peki yeryüzünde baktığımız zaman, zahirde nazar ettiğimiz zaman yeryüzünde ne var? Rızık var. Bitkiler de benim için rızık. Hayvanlar da benim için rızık. Su da benim için rızık. Hava da benim için rızık. Rızıklar var yeryüzünde. Peki bu bende nereye hitap ediyor özellikle? Benim mideme hitap ediyor. Ben sadece bu açıdan bakıp benim yaratılmamın altında yatan mana midemi doldurmaktır diye düşünürsem hata etmiş olur. Ya sen sadece mideden ibaret misin? Cenab-ı Hak sadece yeryüzünü mü senin için halk etti? Gökyüzü de senin için. Cennet de senin için. Saadet-i ebediye de senin için. Maddi alemler senin için olduğu gibi manevi alemler de senin için. Kur'an kimin için indi? Kur'an da senin için. Allah Allah. Peygamberler niçin geldi? Onlar da senin için. Melekler niçin vazife yapıyor? Onlar da senin için. İş değişti. Sadece benim midemle alakalı değilmiş. Mide burada solda sıfır kaldı. Midenin hiç kadri kıymeti kalmadı ki. Benim aklım var, benim kalbim var, benim daha öte duygularım var. Öyle duygularım var ki o duyguları doyuracak manevi gıdalar lazım. Ancak onunla teskin olabilirim. Ondan dolayı Cenab-ı Hak ne diyor? Şuradaki ayet-i kerime. Okuyabiliyor musunuz buradaki ayeti? Fefirru ilallah. Allah'a firar edin. Kaçın. Kurtuluş burada. Yerlerin hiçbir kıymeti kalmıyor. Yani manaya kaç. Maddeden manaya. Nura kaç. İman dairesinde hep bulun. Hayatını öyle tanzim et. Yoksa perişan olursun. Ondan dolayı ne diyor? Tekrar okuyayım. Mideyi hayvaniye, insaniyetin, insanın hayatı, yaşayışı sanki sadece mideyi hayvaniye
ve nebatiye münhasır olduğunu, sadece bununla sınırlı olduğunun zannıyla galat ediyor. Böyle bir yanlışa insan ne yapabiliyor? Girebiliyor. Böyle insanlar var mı? Çok. Çok. Dolum boşalım tesisi gibi çalışıyor. Yiyor, içiyor, boşaltıyor. Mutfak, tuvalet, yatak odası. Üçünün arasında gidip geliyor. Hayat bu mu ya? Ondan dolayı biraz uzanıyor da hakkınızı helal edin. Şurada bir ifade var. 11. sözde değil mi? Bulabilirsem okuyacağım. Efendim? Oradan ondan sonra mı geliyor? 11. sözün içinde arıyorum ama. Onu buldum da. Ey sertem nefsim ve ey pür heves arkadaşım. Aya, zannediyor musunuz ki vazife-i hayatınız yalnız terbiye-i medeniye ile güzelce muhafazayı nefs etmek, nefsinizi sadece medeniyetin fantazilerinde kullanmak ayıp olmasın, açıyor mevzuyu. Yani söylenecek bir şey değil de ama yeri geldi söyleyeceğim. Bazen öyle oluyor ya, ya kusura bakmayın ama böyle değil mi? Ayıp olmasın. Batın ve fercin hizmetine mi münhasırdır? Batın ve ferç. Batın neresi? Mide. Ferç neresi? Oradan aşağısı. Senin hayatın sadece bu mide ve midenin aşağısındaki şeylerin hizmetine mi münhasır? Bununla mı sınırlı yani? Hayat bu mu? Allah Allah. Yahut zannediyor musunuz ki hayatınızın makinesinde derc edilen şu nazik letaif ve maneviyat ve şu hassas ağza ve alat, bizim mahiyetimize yerleştiren özellikleri sayıyor. Ve şu muntazam cevarih ve cihazat ve şu mütecessiz havas ve hissiyatın gaye-i yeganesi şu hayat-ı faniyede nefs-i rezilenin, hevasat-ı süfliyenin tatmini için istimaline mi münhasırdır? Haşa ve kella. Ya nefsani arzuları sadece tatmin etmek için mi? Belki vücudunuzda şunların yaratılması ve fıtratınızda bunların gaye-i itkali iki esastır. Başlayıp ondan sonra devam edip gidiyoruz. Sonra her şeyin kıymeti, bitiriyoruz, menfaati nispetinde olduğunun takdiriyle galat ediyor. Bir insanın yapmış olduğu yanlışlardan bir tanesi de şu, bu. Bana faydası varsa kıymetli, bana faydası yoksa hiçbir kıymeti yok. Yani kendisine menfaati cihetinden her şeyi kıyaslıyor. Ya sen boş ver bu meseleyi, bana bir menfaat geliyor mu oradan? Gelmiyorum. Hiç önemli değil. Altın da olsa kıymeti yok. Allah Allah. Çok yanlış bir şey. Bir şeyin kıymeti eğer menfaatle ölçülüyorsa o zaman kardeşlik bitti. Değil mi? Bu kuvvet, muhabbet bitti. Dava arkadaşlığı bitti. Değil mi? O zaman neyi? Dava bitti. Dava bitti. Neyi konuşacağız ya? Acayip bir şey. Allah. Konuşacak bir şey kalmıyor ya. Bütün zatında kıymetli olan ne varsa her şey sıfırlandı. Her şey sıfırlandı. Menfaat esas tutulunca hep böyle oluyor. Yani her şeyde böyle olduğu gibi siyaseti tarif ederken ne diyor Üstad Hazretleri? Bak siyaset, siyasetin kendisi de çok iyi bir şey değildir. Ama siyasetle alakalı bir tarif getiriyor. Menfaati esas tutan siyaset canavardır. Enteresan bir şey. Bunu söylüyor. Yani siyasetten kaç ayrı bir şey. Ama bir siyaset ki menfaati esas tutuyor.
Oraya girenlerin her birisi kendine göre bir menfaat düşünüyor. Eğer siyaset buysa, bu siyaset canavardır. İşte o, bu siyasetten Üstad Hazretleri euzubillahimineşşeytanivesvese ediyor. Bu siyasetten dolayı. Menfaati esas tuttuğundan dolayı kaç diyor bundan. Şeytandan kaçtığın gibi kaç. Çünkü niye? Yani birinin menfaati senin neyindir? Orada yok olman demektir. Çünkü o menfaat alacak ya. O zaman düşmanlıklar, değil mi? Kavgalar, dövüşler. O zaman vatan düşünülmeyecek, millet düşünülmeyecek. Kutsal mefahir düşünülmeyecek. 31 Mart vakasında Üstad Hazretleri bunu net görüyor, net. Baktım ki diyor, zahirde herkes şeriat isteriz diye bağırıyor. Ama her birisinin niyeti farklı. Herkes niyetini gizlemiş, şeriat isteriz lafı altında birleşmiş. Ama niyetler orada gizlenmiş. Sonradan açığa çıkacak. Yani hedeflerine ulaştıkları anda o niyetlerde ne yapacak? Kendisini gösterecek. Orada öyle bir misal veriyor ki, diyor ki nasıl diyor, güneşin yedi rengi nur olarak gözükür, yedi renk gizlenir o nurda, lafz-ı şeriatte de bütün o, yani herkesin söylediği o şeriat lafzında da bütün niyetler gizlenmişti. Baktın dedi, diyor, durum çok dehşetli, çok korkunç. Alet olmamak için ve beni tanıyan, beni bilenlerin de alet olmaması için ta Bayezid Meydanı'ndan Yeşilköy'e kadar yürüdüm diyor. Ta ki beni görenler o vakanın içerisine girmesinler diye. Enteresan bir şey. Bakın böyle oluyor mu? Oluyor. Hatta Zühre yıldızını kokulu bir zühreye mukabil almaz. Koskoca zühre yıldızı nere? Bir tane zühre çiçeği nere? Kokulu zühre çiçeğini tercih ediyor. Zühre yıldızını tercih etmiyor. Çünkü niye? O halde ona zühre yıldızının çok da bir menfaati yok. O çiçeğin en azından bir koku menfaati var. Değil mi? Onun için çiçeği alıyor, diğerini itiyor. İşte bu, yani zühre çiçeği cüz'i menafi cüz'iye diyor ya Üstad Hazretleri. O menafi cüz'iyelerdir, cüz'i menfaatlerdir. Zühre yıldızı ise ulvi gayelerdir. Ulvi gayelerdir. Ulvi hedeflerdir. Ulvi hedefler ve gayelerimizi cüz'i menfaatlerimiz için heder edemeyiz. Cüz'i menfaatleri silip atmamız gerekiyor. Hatta zühre yıldızını kokulu bir zühreye mukabil almaz. Çünkü kendisine menfaati dokunmuyor. Vesselam. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahuna elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Tema's salavat.